Merhaba arkadaşlar, Fam hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Irak'tan bir tarif hazırlayacağız. Kubba Halep, yani pirinç köftesi. Gerekli olan malzemeler: 3 su bardağı iyi bir şekilde yıkılmış pirinç. Gördüğünüz gibi çok küçük olması lazım, şu şekilde olacak. 1 bölü haşlanmış patates. Yarım kilo kıyma eti. Bir miktarı maydanoz. Soğan. Ve bir miktarı su. Bir yemek kaşığı karışık baharat. Bir yemek kaşığı zerdeçal. Ve tuz. Bir tencere alalım ve içine yıkılmış pirinç ilave edeceğiz. Zerdeçalımızı da koyalım. Ve bir miktar tuz da koyacağız. Ben 1,5 küçük bir kaşığı tuz koydum. Suyumuzu ilave ediyoruz. Suyumuz miktarı şu şekilde olacak. Pirincimiz geçene kadar olması lazım. Tenceremizi ocağa götürelim. Üstünü kapatıyorum ve pilavın suyu çekene kadar bekleyeceğiz. Evet, suyu çektikten sonra biraz karıştıralım ve ocağın sıcaklığı biraz daha kısıtalım. Evet, böyle pirincimiz hazır oldu. Ocağı kapatıyoruz ve biraz soğuk olana kadar bekleyeceğiz. Pirincimiz biraz soğuk olduktan sonra şu şekilde üstüne bastıracağız ve karıştıracağız. Şimdi bunu ellerimiz ile yoğuracağız. Şimdi haşlanmış patatesimiz şu şekilde koyuyoruz ve pirincimiz ile şu şekilde yoğuracağız. Diğer patatesimizi de koyuyoruz ve yoğurmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, yoğurmaya devam ediyoruz. İyi şekilde olana kadar yoğuracağız. Evet, şu şekilde oldu. Şimdi bir kenara bırakalım. Maydanozumuz ince bir şekilde doğrayalım. Evet, böyle olacak. Şimdi soğanımızı da ince bir şekilde doğralım. Evet, şu şekilde gördüğünüz gibi. Ocağın üstüne bir tabak koyalım. İçine kıyma etimizi koyuyoruz. Kıymamızı karıştıralım ve içindeki suyu çekene kadar bekleteceğiz. Soğanımız, kıymamız üstüne koyuyoruz ve birbiriyle karıştıralım. Üstünü kapatalım ve suyu çekene kadar bekleteceğiz. Evet, şimdi bir miktarı su koyalım. Bir miktarı tuz da koyacağız. Baharatlarımızı da koyalım. Sizler de isterseniz kuru üzüm ya da doğranmış badem de kullanabilirsiniz. Malzemeler hepsini birbiriyle karıştıracağız. Tavanın üstünü kapatıyorum ve oradaki suyu çekene kadar bekleyeceğiz. Bakalım nasıl oldu.
Gördüğünüz gibi suyu hepsini çekti. Bir de bir miktarı yağ var. Etimizden bir yağ çıktı. Çok yağ var olduğu için ben sıvı yağ ya da tereyağı koymayacağım. Sizler de isterseniz koyabilirsiniz. Maydanozumuzu koyalım ve etlerimizi ile karıştıralım. Üstünü kapatıyoruz. 10 dakikaya kadar ocağın üstüne bekleyeceğiz. 10 dakika geçtikten sonra malzemeler birbiriyle karıştıralım ve tavanın altını kapatıyorum. Evet arkadaşlar, malzemeler biraz soğuk oldu. Şimdi artık küftelerimize şekil verelim. Pirinç hamurumuz, etimiz ve bir miktarı su alalım. Şimdi ceviz büyüklüğü ile bir tanesi alıyorum ve şu şekilde açıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi içine bir miktarı kıyma koyacağım. Böyle kapatıyoruz. Evet, böyle olacak. Bir tane daha yapacağım. Pirincimizden bir miktar alıyoruz. Et harcımızdan bir miktar alalım ve içine koyuyoruz. Kapatmaya başlayacağız. Ve şimdi artık şekil vereceğiz. Evet, şu şekilde olacak. Diğerleri için aynı şekilde hazırlayalım. Evet arkadaşlar, hepsini yaptım ben. Şimdi ihtiyaç olduğum kadar kızartacağız ve diğerleri buzdolabından koyabilirsiniz. Sizler de istediğiniz kadar onu kızartın ve diğerleri buzdolabından koyun. Bir tava alıyorum ve içine bol bir miktarı sıvı yağ dökeceğim. Sıvı yağımız biraz ısındıktan sonra köftelerimizi koyuyoruz. Biraz piştikten sonra şöyle ters çevireceğiz. Narinleşene kadar sürekli ters çevireceğiz. Yani sürekli karıştıracağız. Evet, pişti. Şimdi çıkartacağım. Diğerleri de kızartacağım. Evet arkadaşlar, son şekli budur. Gördüğünüz gibi. Şimdi içinin nasıl olduğunu size göstermek istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi çok iyi bir şekilde pişti. Arkadaşlar, bugün tarifim için bu kadardır. İnşallah beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.